Şimdi benim hikayem gerçek bir aşk hikayesi ve biraz maalesef... Bu şarkı kadar etkileyici mi? Acı. Tamam. Yıl 1993, 12 yaşındayım. Yazdığımızda... Şöyle geniş geniş oturayım. Sahilde yürüyorum. Bir kız gördüm. Sarışın. Sevimli mi sevimli. Dedim bu ne? Bu nedir ya falan dedim yani. Böyle acayip bir şey. Daha zaten küçüğüz. Yeni yeni böyle aşk meşk falan nedir ne değildir anlıyoruz. Hemen sordum soruşturdum. Bizim çaprazdaki yazlıkta şey çaprazdaki sitede yazlık almışlar falan. Tabii 93 yazı boyunca ben açılamadım kendisine. Öyle utangaç biri misindir Erman? Utangaçımdır. Özellikle o dönemlerde daha da utangaçtım. Yaşar'ın bu konuyla ilgili çok iyi bir şarkısı vardır. Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Bir de o Ankara'da, Ankara'da oturuyordu. Ben İstanbul ve kalem bitti. Bu ne? Öyle bir şeydi değil mi o? Ya kalem ya, bitti. Neden? Bu oyun gibi biraz evet. Öyle. Yine kesileceksin. Çok uzatıyorsun. Evet. Neyse. 93 yazı boyunca ben kızı görüyorum. Allah diyorum işte. 93 bu yazı boyunca kızı görüyorum. Ah falan. Neyse öyle bitti. 94 yazı. Tabii ergenlik dönemindeyiz. Ben de büyüdüm. Kız da büyümüş. Tekrar karşılaştık falan. Ben kişniyorum bu sefer yani. Öyle bir etki yaptı. Kızı gördüm, kişnedim. Feci güzelleşmiş kız. Allah'ım dedim bu ne falan. Bu sefer kesin açılmam lazım. Bir şekilde ortamlar denk geldi. Konuşmaya başladık kızla. İşte öyle ufak tefek hareketler, küçük yanaşmalar derken. Bir gün duydum ki kızın çok yakın bir arkadaşı kız... Ha? Öyle abi. Kız demiş ki Erman'ın gözleri ne kadar güzel değil mi falan demiş. Ben yine başladım böyle dans falan ediyorum. Kişnemeni falan gördü mü? Kişniyormuş. Yok onun yanında kişnemiyorum. Neyse. Abi 94 yazı da çok önemli bir yazdır. Çünkü Tarkan'ın Acayipsin albümü çıktı falan. Her yerde biz işte böyle takılıyoruz. Hepsi senimli. Neyse. O yaz da mümkün olmadı. 95 yazı. Hadi. Dur abi bitiriyorum beni kesmeyin. 95 yazı. Burak Kut'un Benimle Oynama albümünün yine çok revaçta olduğu bir şey. Kızla balerine bindik. Oraya kadar getirdim 3 sene içerisinde. 95 yazında balerine bindik. Hatta heyecanlıyım çalıyordu biz balerindeyken. Hatırlıyorum böyle balerin dönüyordu. Burak Kut'un heyecanlıyım hatırlıyorsun. Heyecanlıyım daha yolun başındayım falan. Orada böyle bir el ele tutuştuk kızla. El ele tutuştuk. 3 sene sonra. Yaz bitti evet. Dedim artık 96 yazında inşallah şu bu falan fıstık. Abi 96 yazında ben ailevi sebeplerden dolayı yazlığa gidemedim. Duydum gözde orada falan filan. Neyse. 97 yazında bitiriyorum. 97 yazında ben yazlığa geri döndüm. Kaç sene oldu toplam? Toplamda 5. sene. Hikaye Şarköy'de geçiyor değil mi? Yani onu söylemeseydin iyiydi. Çünkü şimdi insanlar parçaları birleştirip yani Gözde de şimdi muhtemelen 35 yaşında evlidir çocuğuyla falan izlemesin bunu YouTube'dan. Neyse 97... Gözde'nin bizi izlediğini pek zannetmiyorum 97 ama. Yazında abi ben gittim Gözde'yi arıyorum fırır fırır. Yok Gözde. Gözde nerede yok. Ulan Gözde nerede? Hangi Gözde? Emre'nin Gözde mi? Gözde'yi arıyorum hangi Gözde? Tuğrul'un Gözde mi? Gözde'yi arıyorum hangi Gözde? İşte Serhat'ın Gözde mi? Dedim beyler geçen yaz burada ne oldu ya? Geçen yaz burada ne oldu ya? Bir yaz gelmedik Şarköy'e. Var ya öyle film. I know what you did last summer. Yani Gözde'yi görsem diyeceğim ki. O zaman pek bilmiyorum. I definitely don't know what you did last summer yani. Böyle nasıl? Bir şey yok. Nasıl? Definitely. Tamam. Kesinlikle. Ben biraz Şarköy aksanıyla konuşuyorum. Neyse. Gerek İngilizce dersi gerek I don't know what you did last ilişki summer. Dersi. Böyle bir şey olamaz. Dur en bombasına geliyorum. Tamam. Gittim. Soruyorum işte hangi gözüm yanı. En son biri dedi ki Ayhan'ın gözleri. Ulan Ayhan dedim. Ha senin kuzen. Benim kuzen dahi. Düşün ya. Hangi Ayhan lan falan. Teyzenin oğlu Ayhan falan. Ya böyle bir şey olamaz. Allah belanızı versin falan dedim. Çektim gittim. Bir sene daha gelmedim. Ondan sonra zaten bir 5-6 sene uğramadım yazda. Böyle de hazin bir aşk öyküsüdür.